Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre ve ikinci el araçların sıfır fiyatını aşmayacak şekilde satılmasına ilişkin düzenlemeyi uzatmıştı. Düzenlemenin devam etmesi acaba fiyatları nasıl etkiler? Murat Dada ve konuğu bizlerle. Can Akoner, söylemiş olduğunuz gibi Ticaret Bakanlığı 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı getirmişti ve bu kural uzatıldı ve haliyle bazı kişiler artık araçları alıp onları bir nevi daha fazla fiyata satmak için ellerinde tutmanın aslında kendilerine zarar getirdiğini de farkına vardılar. Ve haliyle özellikle son dönemlerde çip krizi sebebiyle aslında sıfır otomobillere ulaşımda da zorlanmıştı tüketiciler. Ve haliyle bu da ikinci elin aslında çok daha yüksek fiyatlara satılmasına sebebiyet vermişti. Ve artık bu durumlar aşıldı. Yani artık hem 6000 kilometre ve 6 ay kuralı uzatıldı. Hem de çip krizi sona erdi ve haliyle artık sıfır araçlara rahatlıkla ulaşılabiliyor. Peki bu ikinci ele ve sıfır araçlara nasıl yansıdı? Şu an aslında araç almak için doğru bir zaman mı? Hemen yanımda uzman konuğum var. Evet, son dönemlerde fiyatlarda bariz oynamalar yaşanmıştı ve özellikle 6000 kilometre ve 6 ay kuralı da uzatıldı. Peki şu an ikinci ellerde bunun yansıması fiyat bazında nasıl? Talep var mı ve aynı zamanda araç almak için şu an doğru bir zaman mı? Evet, sizin de az önce özetlediğiniz gibi süreci pandemiyle beraber çip krizi aynı zamanda araca ulaşım ciddi şekilde zorlaşmıştı. Ve tüketici aracı yatırım aracı olarak, para kazanma aracı olarak görmeye başlamıştı. Ama Ticaret Bakanlığımız bununla ilgili 6 ay 6 bin kilometresini kanunu çıkartarak bu sürecin önüne geçti. Ve biz bunun yansımasını aslında geçtiğimiz 6 ay içerisinde çok olumlu şekilde gördük. Dolayısıyla fiyatlarda bir geri gelme söz konusu oldu. Tüketicinin gerçek ihtiyaç sahibinin araca ulaşabilmesi yine aynı şekilde söz konusu oldu. Şu anda tüketici hangi marka olursa olsun gittiği zaman bir yetkili satıcıya istediği araca ulaşabiliyor. Bakıldığı zaman bu sene rekorla kapanacak. Kasım sonu bile aslında rekor kırıldı. 1 milyon 70 bin bandına geçti satışlar ve tahmini satışlar Aralık sonu 1 milyon 200 bine kadar yaklaşacak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek satış oranı. Dolayısıyla demek ki vatandaş şu anda araca ulaşabiliyor. Keza bu araçların yatırım aracı olarak çıkmasından sonra distribütörler ellerindeki stokları da tüketebilmek adına ciddi indirimlere gitti. %15-20 civarında indirim yapan markalar var. Dolayısıyla bu ikinci el fiyatlarına da yansıdı. Çünkü ikinci el fiyatlarını belirleyen aslında sıfır araç fiyatları. Eğer müşteri sıfır aracı bulamıyorsa ve fiyat yüksekse sıfır araçta ikinci el fiyatı da yükseliyor. Ama şu an tüketici sıfır araca ulaşabildiği için ikinci el fiyatları da normal fiyatlarına geldi. Onlar da son 3 ay içerisinde %15-20 hatta belki bazı markalarda 25'e kadar bir düşüş sağladı. Dolayısıyla şu an aslında tüketici için araç almanın tam zamanı. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Evet, Görkem Bey'den aldık cevabımızı. Aslında araç almak isteyenler için sıfır ya da ikinci el otomobil satın almak isteyenler için aslında doğru bir zaman diyelim. Sözü buradan size bırakalım Can O'Connor.